Arkadaşlar merhaba. Çok sorulan bir soruyu size göstermek istiyorum. Projektörlerle nasıl blueprintleri çıkartabiliriz? Veya direkt blueprintleri nasıl çıkartabiliriz? Veya build and repair kullanıyorsak build and repair'da blueprint nasıl yapabiliriz? Bunları göstereceğim. Şimdi öncelikle en basit olandan başlayalım. Alt ve F10 tuşlarına basarak burada kendimize adminlik veriyoruz en baştaki. Bunu açıyoruz. Daha sonra F10 tuşuna basarak, sadece F10 tuşuna basarak buradan direkt çıkartmak istediğimiz blueprintleri çift tıklıyoruz ve çıkartabiliyoruz. Gayet basit olanı bu. Şimdi asıl merak edilen projektörlerden blueprintleri çıkartma. Şimdi ilk öncelikle projektörü elimize alalım. Bir tane de zırh pili alalım. Server'de de bayağı mod var bu arada. O yüzden farklı modlar görebilirsiniz. Farklı bloklar görebilirsiniz. Şimdi projektörü büyük bloklara, ilk önce büyük bloklar için anlatacağım. Sonra küçük bloklar için de anlatacağım. Bu şekilde koyuyoruz. Üzerine bir tane de kontrol paneli koyalım. Hatta benim bu tarz işler için şöyle bir şeyi tercih ediyorum. Kokpit alıyorum bunun yerine. Bu şekilde zırh pulu koyuyorum. Çeviriyorum. Bu şekilde oturarak yaptığım zaman en azından projektörün nereye çıktığını görebiliyorum. Şimdi projektörümüzü açtık. Planlar dedik. Yine basit maden gemisini seçelim. Bunu aşağı yukarı oynatalım. Hemen projektörün bir üstünde fakat değmeyecek şekilde. Mesela şu an değdi. Olmadı. Değmeyecek şekilde getiriyorum. Ben orada uğraşmak yerine direkt şöyle yapacağım. Bu moddur bu arada. Sizde olmayabilir. Bunu bu şekilde yaptım. Bunu da bu şekilde yaptım. Bakıyorum. Bağlantıyı şurada yapsak daha iyi olur. Evet. Şimdi bağlayabileceğim bir nokta seçtim. Şu bağlayıcının hemen yan tarafından bağlayabilirim. Şu şekilde bir tane blok koyuyorum. Bakın burası yanmaya başladı. Bu yanması demek bu blok artık yapılabiliyor. Bakın bu tarafların üzerine geldiği zaman hiçbir şey yapamıyorum. Fakat bu yanan bloğu bu şekilde yapabiliyorum. Daha sonra bu yandı. Daha sonra bu yandı. Bu şekilde devam ediliyor arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da projektörün iç ayarında buradan değil de şuradan göstereyim herkese olan versiyonunu. Nerede o? Projektörün kuyruğu ayarı var. Pardon. Yapılabilir yalnızca üretilebilir projektörü göster ayarı var. Bu sadece yanan blokları gösteriyor. Yani eğer bu şekilde elle matkapla yapıyorsanız bu mod daha iyi olabilir çünkü hani böyle büyük gemide böyle küçük bir büyük blok gemide küçük gemi yapacaksanız problem değil ama çok büyük gemilerde içteki blokları görmekte çok zorlanırsınız. O yüzden de bu şekilde yapabilirsiniz. Hani sadece üretilebilir gösterdiği yaptıkça çıkmasını sağlayabilirsiniz. Fakat büyük gemilerde bu da işe yaramayacaktır. Bir tane welder gemisi yapmanız gerekiyor. Hem welder gemisini nasıl yaparsınız? En basitinden hani şu basit maden gemisi üzerine göstereyim. Şu matkaplar yerine hemen kaynak makinesi Türkçesi. Kaynak makinesini alırsınız. Şu an bağlantı yönleri muhtemelen yanlış oldu ama neyse şöyle idare etti şimdi. Bu şekilde yerleştirdim. Bunu gidersiniz. Buradan da blok araçlarının en başlıkını ekliyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Tabii içerisinde malzeme olursa. Bu şekilde de yapılabilir. Ya da büyük gemileri bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ya da build and repair modu var. Hani bunu eğer çoğu online serverde artık var bu ama kendiniz lokal oynuyorsanız build and repair modunu kurabilirsiniz. Bu da otomatik olarak yapmasını sağlıyor malzemeleri varsa. Benim şu an üstümde var. Bağlantı noktası şu kapıdan alayım.
Varlar. Bunu açtığım zaman bakın şimdi hızlı bir şekilde yapacak. Tabi oyunda kastırıyor biraz. Videoda çektiğim için benim bilgisayarda. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde yaptı. Tabi niye bu kadar hızlı yaptı? Ben kendi oyunumda olduğu için lokalde oynuyorum ben bu oyunu. Serverde kaç şey? Bu üstte kaç tane? 20 tane yakın. Bir de şu gemilerde de bir iki çar tane var. 20 tane yakın bulletin repair var. O yüzden çok hızlı bir şekilde yaptı. Yaptıktan sonra gördüğünüz gibi şurası yeşile döndü. Ondan sonra şunu kırdım. Gemi üstten ayrılmış oldu. Ne yapacağım? Ondan sonra tabii ki hareket ettireceğim gemiyi. Şimdi bakın burada statik grid olarak geldi. Çünkü üste bağlı değil ya. Bazen gemiler bu şekilde ayrılmaz. Bunu gemiye dönüştür dediğiniz zaman gördüğünüz gibi düştü. Tabii içerisinde hidrojen yok. İçerisine işte biraz buz eklersiniz. Hidrojenli sağlarsınız veya eğer hidrojenli gemi değilse zaten direkt çalışır. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi gelelim. Küçük gemiler nasıl yapacağız? En çok bu konuda şey yapılan, sıkıntı çekilen noktalardan bir tanesi bu. Şimdi küçük gemi yapmak istiyor adam ama küçük gemiyi biliyorsunuz ki havada projektörle yapamıyor. İşte iniş takımını şu şekilde koyuyor. İniş takımı şöyle yazayım. Evet. İniş takımını ne yapıyor? Şu şekilde koyuyor. Bunun üzerinde yapmaya çalışıyorlar. Tabi ne oluyor? Buna yaptığı gemide ne enerji oluyor, ne bir şey oluyor. Bu tane diyor şu an. Yani bu da yapılabilir. Hani bunun da zararı yok ama ben üste bağlı yapmayı seviyorum. Nasıl yapıyorum peki? Bir tane rotor alıyorsunuz. Bu şekilde yaptık. Üstteki parçasıydı. Bu zaten iki parçadır. Bakın şöyle göstereyim. Rotor parçası. Bir de rotor. Şimdi üstteki parçasını siliyorum. Alttaki parçası kalıyor. Alttaki parçasının kontrol paneline giriyorum. Hemen giriyorum. Küçük kafa ekle butonu geldi bak. Şimdi küçük kafa ekle dediğimiz zaman direkt şuraya parça geliyor. Bunu yaparsınız. Siz benim bu tane hemen yaptı. Hatta ben onu kapatayım. Bana hiçbir şey göstermeyecekler çünkü. Bu tane birler hemen şuraya küçücük bir şekilde yaptı bunu. Şimdi bunun üzerine gördüğünüz gibi küçük bloklar ekleyebiliyoruz. Küçük blok ekledikten sonra gene projektörümüze ekliyoruz. İşlemler bundan sonra tamamen aynı. Hemen gösterelim. Kontrol paneli, projektör dedim. Bu sefer projektör bu farklı blok olarak sayıldığı için farklı renkte çıkar. Planlar dedim. İşte bende küçük blok ne var? F16 var. F16'yı seçelim. Gene gidelim oradayken yanaştıralım. Bu modda çok tavsiye ederim. Build info muydu bu modu tam hatırlayamadım ama. Ha, build vision aynen. Şöyle yerleştirelim. İki harekette hop şöyle. Bir hareket şöyle yapalım. Burada bir tane bloğu sonradan ekleyelim. Önemli değil. Şu şekilde ekleyelim. Şimdi bunu bu şekilde eklediğim zaman gördüğünüz gibi diğer bloklar hemen yapılabilir oldu. Gemi siyah olduğu için parlamayı çok göremedik. Simsiyah bir gemimiz olduğu için. Ama yapılabilirliği zaten direkt yapıyor. Sonra bu şekilde ilerletip yapabiliyorsunuz. Bunda da hiçbir problemimiz yoktur diye düşünüyorum. Hani bilmeyen olursa Blueprint'lere nasıl abone olacağınızı söyleyebilirim. Hemen projektöre giriyoruz. Planlar diyorum. Mesela basit maden gemisi. Ben buradan aldım ama buraya nasıl ekledik? Şurada bir butonumuz var. Atölye sayfasının tarayıcı aç. Burada istediğimiz gemiyi aratabiliyoruz. Burada seçim yapıyoruz. Burada sadece haberiniz olsun. Şu gemi seçiyorsunuz ya. Bazen şu an geldi de. Mesela ne yazalım? Mert yazayım mesela. Burada hiçbir şey çıkmıyor değil mi? Şuna bir kere basın. Bak gördüğünüz gibi geldi. Bu mesela kim eklemiş bilmiyorum. Mert MG1. Neyse. Şey de göstereyim. Bunu böyle yaptıktan sonra direkt Steam'de de bakabilirsiniz. Yani bunu sadece şuna tıklayıp abone olduktan sonra buraya zaten anında gelir o. Mert diye yazalım. MG1 değil mi? Aynen bak buraya geldi. Oldu ya gelmedi. Ha bunu ben yapmışım zaten ya.
Kendi oyundan çıkmışım. Neyse. Bunu buraya geldikten sonra şuraya bazen gelmeyebilir. Şuraya tıklarsanız gelecektir biri. Gene gelmezse şurada tüm yerel bulut sistem var. Burada sayfalar arasında dolaşırsınız. Kesin bulursunuz yani. Buraya gelecektir o. Steam'de de bakabilirsiniz. Mesela gene Mert yazıyorum. Geldik. Burada başka bir şey çıktı. Önemli değil. Atölyede Üge'yi aç derseniz direkt Steam'de açmaya çalışacaktır. Burası sizde görünüyor mu? Görünüyor. Tamam. Hayır, görünmüyor. Bir saniye, hemen ben ayarlıyorum. Üçüncü taraf şeyleri yakala. Evet, geldi şimdi. Çok güzel. Bunu da bu şekilde buradan seçebilirsiniz. Ya da atölyeye gelirsiniz. Veya bu linki direkt normal tarayıcınıza da açabilirsiniz ama üye giriş yapmanız gerekir. Burada direkt istediğiniz bir şeye girip, Blueprint'e girip abone ol diyerek direkt bunu da kapatıyoruz. Burayı da kapatıyorum. Neyi de eklediğimizin adı? Pav diye geçiyor. Tıklayamadım. Aynen. Buraya geldi direkt. Bunu da kapattım. Şunu açıyorduk herhalde. Aynen. Bunu da bu şekilde ekleyebilirsiniz. Ha, bir de şu olay var. Mesela şimdi hata verdi gördüğünüz gibi. İşte küçük bir logo eklemeye çalışıyorsunuz falan filan. Niye? Burada o seçtiğimiz gemi herhalde büyük bir logdu. Tam emin değilim ne seçtiğimi. Burada desteklenmiyor dedi. Bunu büyük blokta çıkartmanız gerekiyor veya küçük blok kullanıyorsanız küçük blokta kullanmanız gerekiyor. Ona dikkat edersiniz. Neyse. Bunun haricinde projektörlerle ilgili anlatacağım bir şey var mı diye düşünüyorum. Şey söyleyeyim. Hemen bir tane daha koyalım. Evet, projektörlerde şöyle bir olay var. Hemen bir tane plan koyuyorum. Ya gidip saçma sapan bir gemi çıkartmasın. İlk bayrağı seçelim. Neyse, Allah'tan yapmıyor. Güzel. Şey, kocaman bir Türk bayrağı çıkacaktı yoksa. Projektöre geliyorum tekrar. Şimdi burada yalnızca üretilebilir gösteren anlattım. Bir de projeksiyonu koru var. Bunu yaptığınız zaman bunun özelliği de şu. Projektör bitti ama siz kapanmasını istiyorsunuz. Mesela gemide yaptınız bunu. Gemi hasar aldığında otomatik bulletin repair varsa gemide otomatik olarak bulletin repair gemiyi tamamlasın istiyorsanız bunu seçerseniz projektör bitirdiğinde işini kapanmaz. Tüm bloklar yapıldığında kapanmaz yani. Ama bunu kullanmanızı çok tavsiye etmem. Özellikle serverde bunu kullanırsanız zaten otomatik kapatıcılar vardır ama admin sizi uyarabilir. Çünkü bu ciddi anlamda FPS'i düşüren, sunucuyu gören bir işlemdir. Projektörü genelde kapatmanızı isterler. Bunun haricinde projektörün zaten dikey ayarları vesaire burada. Yatay döndürme, dikey döndürme. Bunları zaten kendiniz de çözersiniz. Burası mod kısmı. Benim moddan geliyor. Eklediğim bir mod üzerinden geliyor. Ne işe yarıyordu? Yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı da kullanmıyorum ama kaydettiğim bir projektörün tüm ayarlarını, şuradaki tüm ayarlarını buraya kaydediyor. Load profil dediğimde o ayarları tamamen geri getiriyor. Modu eklemiştim ama kullanma fırsatım olmadı galiba. Projektörden bayağıdır gemi yapmıyorum. Genel olarak kullanım şekli bu şekilde arkadaşlar. Hani herkesin merak ettiği bir şeydi. Biraz konuşma tarzında bir video oldu ama anlamışsınızdır diye umuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.